Evet arkadaşlar, evin fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası. 6 milyon 500 bin Türk lirası. Aydın ili Didim ilçesi Akyeniköy mahallesi. Arsası 700 metrekaredir. En yakın denize 6 kilometre. 6 kilometre en yakın denize. Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Güzel bir ev. Evin içi dışından daha iyi. Evin içi dışından daha iyi. 700 metrekare arsa içinde. Salon ayrı, mutfak taş duvarlarda gösterdik. Şimdi böyle bir serayı andırıyor gibi bir bahçesi var arkadaşlar. Burada da bir şeyler koymak için bir depo yapmışlar. Bir barakamız var orada. Bir tandır da var. Tandır severler için. 700 metrekare arsa dile kolay. Buraya kadar bir gel, bir tandır mandırı bir görsene. Tandır görmeye gerek yok. Evet, bizim yürükler yapıyor ya. Bizim tandırlar değişikti. Buradaki de üstten tandır. Neyse, bu evin barakası. Bu da ek bir ev ve evin büyük bahçesi bu tarafta arkadaşlar. Yani size memlekette akrabanız falan varsa bu zeytin ağaçlarından onlara da pay çıkarabilirsiniz. Evin içini bir gösterelim. Yani bahçesini. Ve zeytin ağaçları içinde dolaşıyoruz. Burada güzel saklambaç oynanıyor. Aslında az önce öyle bir sıcak hava vardı ki biz de böyle rampa çıkmış gibi patanaçlı bir halimiz vardı sunum yapınca. Ama şimdi kendimize geldik. Domatlara basmayalım. Zeytin ağaçları var, domatlar var. Allah, tavuklar da var. Ev komple yenilenmiş arkadaşlar. Beyefendi bir hesap kitabı var. Gidiyor. Efendime söyleyeyim, Lagorn tavuklar. Aa, bura bir tavuk çiftliğiymiş. Tavuk çiftliklerini göster. Tavuk çiftliğini göster. 700 metrekare arsa içinde, fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası. Evin içi, evin dışı mı iyi, içi mi iyi tartışılır. Ve horozluk yapıyor. Bu da aynı, bazı müşteriler var ya böyle horoz gibi. Ve burayı göster. Şimdi o hanımefendiler nereye gitti? Dediler biz kameraya çıkmayalım. Evet. Horozların köyünü de gösterdik. Bu da başka bir horozun köyü arkadaşlar. Burada da bir horoz. Çıkıyor mu kamerada? Güneş müneş bozmuyor. Ve şimdi yüzünü tekrar ve geri geri git. Geri geri git. Güneş vuruyor ya senin kamerana. Karanlık gösteriyor. Ha, buradan gitseydin ya. Böyle geri geri git. Böyle geri geri git. Evet. Böyle geri geri git sevgili Can. Çünkü bu tarafa alınca kamera karanlık çıkıyor. Ve 700 metrekare arsa içinde bir evden bahsediyoruz. Ulan bunlar arı peteği mi Can? Can geçen ben birini gördüm. Her tarafına karsa, güzel karsa selam. Hele bu arıları da göster. Aa, bu Hacı abi neler yapmış buraya? Dur Can, Can gitme Can. Arılar bizi valla perişan ederler. Gel. Gel şimdi bu tarafa. Bu da muhtemelen güneşten korunmak için. Bunlar ne, domat mı? Bunlar biber, patlıcan mı? Neyse işte o. Ve şimdi biraz geri git, sonra evi göster. Bu seranın ipleri ya. Heh. Evet, şimdi evimize doğru yol alıyoruz. 6 milyon 500 bin Türk lirası. Dışarıda da şeyimiz var. Sineklik var arkadaşlar. Ev komple yenilenmiş. Evin dışı zaten iyi. Evin içini de bir görelim. Merhaba ev. İyi günler ev. Ve geldik. Burada bir koridorumuz var. Oh, dünya varmış. Serinlendik. Geç bu tarafa. Geç, tam geç. Geç geç oldu. Ciğerim kanıyor. Tamam da buranın lambası nereden yanıyordu? Bir lambalar yanıyordu herhalde. Heh. Arkadaşlar burası koridorumuz. Koridorumuz bu. Burada neredeydi? Evet, burada bir ayak yolu var. Koridorumuz bu. Şimdi mutfağı bir gösterelim madem ki ben bir insanım. Mutfağı göster. Yani fena değil arkadaşlar. 6 milyona, 6,5 milyona bizim Şahin abi var İstanbul Maltepe'de, 2 artı 1 bir daire, işte bakın ilanlarda falan, bir daire parasına 700 metre arsa içinde bence mantıklıdır. 6 milyon 500, buzdolabı bu. İşte çimson tezgah, böyle dolanıyoruz. Bulaşık da burada. Set üstü fırın, dokomatik bir şey. Bir tane derin dondurucu da var burada. Ev eşyasız mı desek, eşyalı mı desek, eşyasız olarak değerlendirin. Salonu da göstereceğiz. Önce salonu gösterelim ya. Önce salonu gösterelim. Bu da böyle salona girince arkadaşlar bir sürgülü kapımız var. İtina ile yapılmış. Buradaki projelerin genelinde bu alanda salonla mutfak birdir. Ancak bu mutfağı diğer tarafa almış. Ve burası da arkadaşlar salonumuz.
Rakım gayet yüksek, büyük gördüğünüz gibi. Yani rakım demeyeyim de haş haş. Haş baya yüksek. Evimiz bu. Ve tekrar yol alalım. Nereden alalım? Evin önünde de, salonun önünde de bir teras var. Can fazla belaya bulaşmadan, yolu şaşırmadan. O salondan çıkınca orada bir teras var. Horozların köyünü de gösterdik. Evet. Seccadem. Seccademle ilgili bir şiir vardı. Onu da anımsayamadım. Ve bana doğru bir daha gel, tavanları her tarafı böyle kucaklaya gel. Kucaklayarak gel. Herkesi kucakla. Evet, herkesi kucaklayan her zaman kazanır. Allah, bu ne yani? Bu da ayrı bir şey. Bu bir alan demek ki, burada da ayrı, o perdeyi kaldırabilirsiniz. Neyse, ben burayı kapatayım. Evet, dışarı sanki ateş yağıyor. Sanki benim bir arkadaşım var dedi, annemi Mısır'a götürdüm dedi. Biz dedi bir uçaktan indik, annem dedi ben burada öleceğim. O yüzden arkadaşlar, burası da Mısır gibi olmuş. Ve banyomuz da bu. Bu da banyomuz, duşakabinimiz bu. Yerlere halı sermişler. Taşlar yine asil duruyor, güzel duruyor. Yükseklikte fena değil. Ve sevgili arkadaşlar, salonu gösterdik, mutfağı gösterdik, bir oda gösterdik. Şimdi zeminde iki oda var, onu da göstereceğiz. Bir dakika sevgili Can. Banyo vardı. Burada da bir lavabomuz var. Affedersiniz. Çok 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 affedersiniz. Burada da bir ayak yolu var. Ve çıkalım. Merdiven üstü ahşap kaplamayla yapılmış. Şimdi burada da oda bir. Böyle dolana ay dolana yap. Benim olduğum köşeye gideceksin. Oda biri gösteriyoruz. Şimdiye kadar salon, ayrı mutfak gösterdik. Bir banyo gösterdik ve bir oda gösterdik. Üç göz gösterdik. Bu da dördüncü göz. Bu da dördüncü göz. Bu da bizim dördüncü gözümüz. Dördüncü göz de bundan ibaret arkadaşlar. Böyle acaba tam aldın mı? Ben de bilmiyorum ki, dişim kaşınıyor. Diyorum ki acaba ne oldu? İyi çıktı mı? Çıkmadı mı? Biz bir ev paylaşmışız ya. Evi belki 10 defa paylaştık. Ev 8, yok 7,5'a paylaştık, 9'a paylaştık, 9,5'a paylaştık. Biri yazmış, bu evi sık sık görüyorum, niye satılmıyor? Evdir, sende 10 milyon var mı? 12, 13. Yani o yüzden arkadaşlar, kolay değil 10 milyon, 15 milyon ev. Ev 2 yılda satılmaz, 3 yılda satılmaz. Kolay mı? Bazen galerilere gidersiniz, böyle çok lüks jipler var. Asansörle üst kata ya da alt kata koymuş. Normal müşterinin hiç haberi bile yok. Çünkü biz aldık ya, ondan biliyorum o zaman. Ve burada bir yaşam alanı, aşağıda salon, ayrı mutfak, iki oda vardı. Buraya oda der miyiz? Buraya ne diyelim? Size bırakalım, ne derseniz deyin. Burada da bir alan var. Burada oda mı? Bu ne diyelim buna? Ve burası da bir oda da burada. Bu üç oda, bir de orada bir hobi, lobi, o alan neyse o var. Yakınlığı gösterdik. Dedi ki en yakın denize 6 kilometre, dedi merkeze 14 kilometre, arsası 700 metre. Komple yenilenmiş, ihtiyaçtan hesap kitap satılıyor. Burada marketler var. Efendime söyleyeyim, terasta da bir sürü elbise var. Terasta da sevgili Can, geçsen sırtını böyle elbiselere daya. Böyle sırtını elbiselere daya, kamufle et. Bu da terasımız. Ey sevgili Canan, kaşları keman. Sevgili arkadaşlar, terasın bir 7-8 metre Can'ın arkasında, ama orada elbiseler var. Biz de böyle akıllı davranalım. İyi yerleri gösterelim. Neyse, elbise de iyi. Güneş enerjisi var. Sandviç paneller üstüne örülü. Demir korkuluklar var. Ev bu. Değil mi? Ev bu. Evlerin en güzeli hepimizin olsun ve ineceğiz aşağı. Buradan da hey, kim var aşağıda? Hey. Hey. George, versene borç. Çocukken biz de o şarkıları söylerdik. Artık George kimse. George abi. La, bu lambaları yakıyor muyuz, söndürüyor muyuz? Bir sen dur bakayım. Diğerleri nasılsa bu da öyle olacak. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Dur. Ulan tamam. Ya ben bir daha unuttum. Dur bir dakika, bu lamba nasıl? Böyle yukarıya bakıyor. Tamam, bu da yukarıya bakıyor. Evet arkadaşlar, burayı da gösterdik. Buraya televizyon atabilirsiniz. Bir şey atabilirsiniz. Merdiven de rahat. Hele bir daha aşağı inelim. Hele kardeş, boş mu sen? Dolu mu sen? Boş mu sen?
Ayakların yan basir. Burada mini bir ayak yolu vardı. Ve burada mutfak var. Mutfağa bir daha gel. Kaç dakikadır gel gel diyoruz. Sevgili arkadaşlar, evimiz bundan ibaret. Artık takdir sizin, saygılarımla ilgiler.